Ağlar. İbrahim, Hünkar abimizin kasma verdiği cezayı işittin mi? Ne cezası Atike? Kasım nerede? Mustafa amcamızın yanına kapatmış. Demek affetmedi. Neyi affetmedi? Sen bir şey biliyorsun. Allah aşkına ne oldu İbrahim? Ne kabahat işledi Kasım? Anlat hadi. Kasım nasıl kalır o dairede? Hünkar kardeşimle konuşacağım bunu. Konuşmadım mı sanıyorsun? Fayda etmiyor. Hünkar kardeşin söz dinlemiyor. O silahlar denen işgüzar burnunu sokmasaydı böyle büyümeyecekti hadise. Silahlar ne yaptı ki? Hadiseyi örtbas edeceğine ifşa etti. Haremden kimle konuştuğunu da söylemiyor. Sultanım. Olan biteni işittim. Lakin siz üzülmeyin. Şehzademizin orada çok kalacağını zannetmem. Benim dairemden oraya geçişi kapatmışlar. Oğlumu görmek istiyorum, kapı duvar. Malumum sultanım. Malumum. Sadece Hasoda tarafından yol var. Ki ancak çalışan ağlara izin veriliyor. Kemankeş, oğlumu görmem lazım. Kasım'ı göster bana. Keşke mümkün olsa sultanım. Hünkârımızın katiye emri var. Daireye kimse giremez. Tamam, girmeyeyim, görmeyeyim. Sadece sesini işiteyim yeter. Şehzadem, beni görmek istemişsin. Taşlığa çıkmıştım, ne oldu? Sizin olduğunu gayet iyi biliyorsunuz validem. Kasım o daireye kapatıldı. Hani beni götürüp sonun böyle olmasın dediğiniz daireye. Sen de asla yapmaz demiştin. Gör işte. Kasım'a bile acımadı. Sen olsaydın ne yapardı düşünmek dahi istemem. Validem, meselenin buraya gelmesinden ben de mesulüm. Hünkar abimle konuşup Kasım'ın çıkarılmasına gayret edeceğim. Hayır, hayır sakın. Durduk yere şimşekleri üzerine çekme. Herkesin lafı sineye çekilir, seninki göze batar. Hem hünkârımızın kararlarını sorgulamak kimsenin haddine değil. Bırak ne halleri varsa görsünler. Gel. Hasoda başım. Valide sultanımız lütfedip beni baş haznedar tayin ettiler. Melike Hatun'a ne oldu? Bir müddet istirahat edecek. Silahtar ağam, sizinle konuşmam gereken bir husus daha var. Neymiş o husus? Şehzade Kasım Hazretlerini ihbar eden hatun. Her kimse öğrenmem lazım. Öğrenip ne yapacaksın Lalezar? Kimse kim, sen içine bak. Benim işim bu zaten. Haremin mesuliyeti bana ait. Zira o hatun bu mevzuyu sağda solda anlatmaya devam ederse ne yaparız? Cümle alem şehzademizin kabahatini işitir. Hanedanımızın itibarı için susturmak lazım. Susturmak? Çerağı çıkarıp saraydan yollayacağım. Başka bir şey değil.
Âlâ. Çerağı çıkarıp yollayın. Lakin... O hatunun başına bir şey gelirse senden bilirim ona göre. Kasım, şehzadem. Validem. Validem, nihayet geldiniz. Ne olur, ne olur çıkarın beni buradan. Validem, hemen çıkarın beni buradan, ne olur. Sabırlı ol. Elbet çıkacaksın. O zamana kadar dayan oğlum. Dayanacak halim yok validem. Ne olur, yalvarırım hünkâr abime söyleyin. Kur'an hakkı için bir daha kusurum olmaz. Lakin burada... Dayanacaksın. Kasım, sen bir şehzadesin. Cihan Devleti'nin şehzadesisin. Her imkan ve şartta dik duracaksın. Eğilip bükülmek yok. Burada hocam fena halde. Validem, görmeye bile tahammülüm yok artık. Ne olur çıkarın beni buradan. Ne olur. Bir gün daha kalmak istemiyorum validem, yalvarırım. Validem, gittiniz mi? Validem, ne olur beni burada bırakmayın, gitmeyin. Buradayım oğlum, buradayım. Merak etme, bir hal çaresini bulacağım ben. Abimle konuşun. Hiç değilse beni kendi daireme kapatsın, razıyım validem, ne olur. Ne olur konuşun hünkâr abimle, ne olur. Validem, yalvarırım bir şeyler yapın. Hiç gücüm kalmadı validem. Validem. Varırım validem, yardım edin. Bıraksaydın da ölseydim. Görmeseydim, işitmeseydim bunları. Bu öyle bir yara ki... çoktan kabuk bağladı. İyileştim sanıyordum. Yanılmışım. Tek bir dokunuşta tekrar kanadı. Gücün yetiyorsa bu yarayı da dağlasana Kevâkeş. Sultanım, yokluğunuzdan daha büyük bir yara yoktur. Kan. O vakit dökülür. Öyle ki derya olur. Hepimiz için de boğulur gideriz.